Şimdi tabii 6 Şubat depreminden sonra Hatay'ın en büyük ilçeleri yerle bir oldu. Antakya ve Kırıkhan, Samandağ. Burada yaşam alanı kalmadı, özellikle merkezlerde. İskenderun'da da bazı mahallelerde çok ciddi yıkımlar var. İnsanlar haklı olarak bir barınma ihtiyacı içerisindeler. Köyü olanlar özellikle Yayladağ ve Altınözü'ne göç ettiler. Yayladağ'ın ve Altınözü'nün nüfusu ciddi manada yükselmiş durumda. Orada da yine bir erzak ve çadır sıkıntısı var. Niye? Çünkü insanlar iki göz odalarında 20-30 kişi yaşamaya başladılar. Yayladağ ve Altınözü'nün köylerinde. Köyü olmayan, daha kentli yaşayan insanlar da mecburen AFAD'ın ve bazı kuruluşların desteğiyle şehir dışına göç etmeyi tercih ettiler. Elimizdeki gayri resmi rakamlara göre bu oranın 800 bin civarında olduğu söyleniyor. Şimdi Hatay'ın 1,7 milyon nüfusu var. Ve bunun 800 bininin şu anda Hatay dışında yaşadığı söyleniyor. Daha doğrusu elimizdeki gayri resmi rakamlar bunu gösteriyor. Diğer taraftan Hatay'da biliyorsunuz deprem öncesi nüfusun yaklaşık %25 ile 30 arasında bir Suriyeli nüfus vardı. Suriyeli nüfus deprem sebebiyle şehir dışına göç ettiğinde 2 aydan daha uzun süre Hatay dışında kalamazsın deniyor. Dolayısıyla 2 ay içerisinde tekrar Hatay'a dönmesi gerekiyor Suriyelilerin. Fakat bizim yerli nüfusumuz ister istemez eğitim ve barınma ihtiyacı altında daha uzun süre belli ki Hatay dışında kalacaklar. Ve bu Hatay'ın yeniden organizasyonu ve yeniden yapılandırılması daha fazla zaman alırsa insanlar gittikleri yere bir süre sonra alışmaya başlarlar. İnsanoğlunun fıtratı bu. Biz Hataylılar göç etme alışkanlığı olan bir toplum değiliz. Biz kendi içinde büyüyen bir toplumuz. Çünkü bizim dışarıda arayıp bulacağımız hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Bizim denizimiz, ovamız, tarım alanlarımız, turizm merkezlerimiz, yaylalarımız, dağlarımız arayıp da bulamayacağımız hiçbir şeyimiz yok. Dolayısıyla zaten çok küçük bir nüfus yaşar Hatay dışında Hataylı olup. Ve Hatay'ın kendine göre bir ekosistemi vardır. Hataylıların başka coğrafyaya alışmaları da göç etme alışkanlığı olan illere göre daha zordur. Fakat bir süre sonra insanlar eğitim ve barınma ihtiyacıyla birlikte iş hayatına da atıldıklarında gittikleri yerde kalmaya başlayacaklar. Şimdi tabii şöyle ters bir denge oluşuyor. Suriyelilerin 2 ay sonra Hatay'a dönmesi isteniyor. Ama yerli halkın göç etmesiyle alakalı turlar düzenleniyor. Bu da zaten sosyolojik bir risk altında olan Hatay'ın daha derin bir krizle karşı karşıya kalmasını sağlıyor. O yüzden biz temas kurduğumuz ve Hatay dışına göç etmiş bütün ailelere Hatay'a yeniden dönmeleri çağrısında bulunuyoruz. Çünkü Hatay atamızın mirası ama aynı zamanda bu Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan herkesin de şahsi meselesidir. Şimdi insanların geri dönmeleri için yani bu nüfus dengesinin eski haline gelebilmesi için yapılması gereken ilk şey insanların barınma ihtiyaçlarının hızlıca karşılanması ve ticaret hayatının yeniden canlandırılması. Şimdi Hatay nüfusunun yaklaşık %3'ü esnaf ve iş yeri olan insanlardan oluşuyor. Öncelikle esnafın ticaretini tekrar başlatabileceği alanlara ihtiyaç var. Bu konuyla alakalı bazı görüşme ve talepler var. Fakat bunların sağlıklı bir şekilde ve hızlıca hayata geçirilmesi gerekiyor. Artık bu konunun düşüncesiyle efendim nasıl olacak, bunu nasıl yapacağız şeklinde tartışmalara ayıracak zaman yok. Bunu bir an önce hayata geçirmek lazım. Ve Hatay'da ticaret hayatını yeniden canlandırmak gerekiyor. Ve aynı zamanda biliyorsunuz kredilerle alakalı bankaların 6 ay erteleme kararı var. Bununla dışında özellikle ticaret hayatında birçok elindeki malzemeyi ve ham maddeyi kaybetmiş olan
fabrikalara ve esnaf ve ticaret erbaplarına bu kaybettikleri malların en azından bedel ücretinin hızlıca temin edilmesi gerekiyor. Burada doğru bir çalışma yapılması ve bunun hızlıca yapılması lazım. Bakın bu Hatay'ın istikbali meselesi. Bir konu da tabii şu, şimdi Hatay'da ciddi bir çadır kent kültürü oluşturulmaya çalışılıyor. Bizim Hatay'ımızın sosyolojik gerçeklerinden uzak bir durumdur bu çadır kent konusu. Bakın bizler kendi evlerinin bahçelerinde yaşayan insanlarız. Gidin bugün hala birçok insan evinin 10 veya 15 metre yakınındaki parklarda, üstelik 1-2 kilometre yakınında bir konteyner veya çadır kent olmasına rağmen yaşamaya çalışıyor. Neden? Çünkü kimse evini terk etmek istemiyor. Bu şöyle bir sonuç oluşturuyor. Bugün Hatay'da kurulan çadırların yaklaşık bir hafta önceki rakam %50'si boştu. Çadır kentlerdeki çadırlar boş ama insanların sokaklarda kendi evlerinin etrafında çadırlara ihtiyaçları var. Bunu bir lüks ihtiyaç olarak kimse değerlendirmesin. Bu bir sosyolojik gerçek ve bu gerçekliğin dışında hareket ederseniz yaptığınız hiçbir işten sonuç alamazsınız. Ve göçü hızlandırmaktan başka hiçbir işe yaramaz o kurduğunuz çadırlar. Bunu doğru değerlendirmek ve bu işi bilen, sosyolojiyi ve psikolojiyi bilen insanlarla, bu insanların hiçbir tanesi bir eşya değil. Aldınız bir yere koydunuz, burada yaşa, böyle bir dünya yok. Sosyal devletsek herkesin ihtiyaçlarına göre bizim bu algıyı ve bu ihtiyaçları gidermemiz gerekiyor. Ve bunun hükümet veya devlet tarafından giderilmesi gerekiyor. Çadır kent kurmak ve konteyner kent kurmak kimseyi manevi olarak rahatlatmasın. Burada yapılması gereken hızlıca insanların doğru düzgün sağlıklı barınma imkanlarına kavuşturulması. Ve bunun bilime teknolojiye göre doğru şekilde yapılandırılması gerekiyor. Aksi halde Hatay'da bir göç var. Bu göç şu an itibariyle Hatay'a geri dönmek istiyor. Fakat bunun üzerinden 1-2 yıl geçtikten sonra bugün geri dönmek isteyenlerin inanın yarısı geri dönmeyecek. Çünkü herkes gittiği yerde bir hayat kuracak ve bu onların kusuru olmayacak. Bu işi hızlı bir şekilde risk yönetimini oluşturamamış, kuramamış, bu beceriden uzak yöneticilerin kusuru olacak. Ve bunlar tarih önünde mutlaka hesap verecekler.